Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Dürüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 30 Eylül 2023'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. 52 bin olunca çekeyim dedim ama bir türlü 52.000 olamadık takıldık kaldık. Desteklerinizi katkılarınızı bekliyoruz arkadaşlar her sonuna kadar izlediğiniz videoda her tıkladığınız reklamda her izlediğiniz reklamda her beğendiğiniz videoda her yorum yaptığınız videoda her açık bıraktığınız açtığınız oynatma listesinde kanalımıza desteklerinizi sunuyorsunuz benden söylemesi. Hatırlatmayla başlayalım. İsmail Kartal demişti ki, Sebastian Szymanski'nin kartında normal bir ikili mücadele var. Alexander Jiku'nun müdahalesi. Hakemler bize çok ucuz, basit kartlar gösteriyor. Hakemler şu analizi yapabilir. Bir oyuncu sahada nasıl oynuyor? Nasıl bir beden diline sahip? Kartı verirken bu kart hak ediyor mu bu oyuncu diye düşünmeliler. Szymanski maçtan sonra "Ben ne yaptım hocam?" dedi. Herkese eşit olsunlar. Ucuz kart gösteriyorlar. Bize dikkatli olmalarını rica ediyorum. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Maçın özet pozisyonlarını yayınlayan BN Sports'un e, pozisyonlarını geçtim. Şimdi BN Sports yorumcuları yorumlama yapıyorlar. Şimdi yaptıkları yorumlamayı da söyleyeyim size. Diyorlar ki işte e, şu pozisyon şöyle bu pozisyon böyle. Mesela Ciko diyor bir pozisyonda sarı kart yemeliydi diyor. Ardından hemen 20 saniye sonra Cikun'un ayağına basıyor. O pozisyon yer almıyor incelemede. Yani komple örgütsel bir çatışma var Fenerbahçe'ye karşı. Şimdi Fenerbahçe Süper Lig'de en kolay kart gösterilen kaçıncı takım? Doğru bildiniz birinci takım. Birinci takım. En kolay kart gösterilen birinci takım arkadaşlar. 19 sarı kart artı 1 ikinci sarı karttan kırmızı kart. Galatasaray ne kadar gördü? 11 sarı kart. Yani 6. maçlar itibariyle 11 sarı kart. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi bazı şeyler. Beşiktaş onlarda 10 sarı kart. Şimdi diyeceksiniz ki zorluk düzeyi, kolaylık düzeyi falan. Ya Galatasaray bir derbi atlattı. Beşiktaş hani bir Trabzonspor maçı derbi sayarsan bir derbi atlattı bu iki takımda. Trabzonspor demişken Trabzonsporlu Barış Rurdu seven diyor ki Deniz Türüç Osterwolde'ye yumruk atıyor. Bunu biz görüyoruz. Vardaki Alper Ulusoy'suz, e, Ulusoy görmüyor mu? görüyor ama hakemi uyarmıyor. Geçen sezon Koray Gençerler ve Serkan Tokat neler yaptı Fenerbahçe maçlarında? Var hakemlerinin Allah belasını versin. Yok öyle bir şey demiş ama gözükmedi. Ben şunu söyleyeyim Allah hakemlerin iki kez belasını versin. Galatasaray'ın üç kez belasını versin. Anladınız mı? Başka bir şey söylemiyorum. Çünkü küfür etsen dava açıyorlar. Bir şey söylesen dava açıyorlar. Başka bir şey desen dava açıyorlar. Ben Allah'a havale ediyorum. Allah size dava açsın. Allah çıkartsın. Allah hesabını sorsun. Sizden sorsun. Siz, hani siz kimin canını yaktıysanız. Hocam diyorlar Sevdiklerini mevdiklerini karıştırmayalım. Niye? Kaç Fenerbahçeli kişinin sevdiğinden ayrıldığından haberiniz var mı? Kaç Fenerbahçe taraftarı şu 8-9 süre, senelik süreçte çalınan şampiyonluklarına dolayı şampiyonluk görmeden vefat etti. Vallahi kimse kusura bakmasın. Vefat eden bütün Fenerbahçeler benim kardeşimdir. Ya benim kardeşime ne olduysa herkesin de kardeşine o olsun kısasa kısas. Bizim şampiyonluklarımız çalınıp bizim kardeşlerimiz toprağa şampiyonluk göremeden mi giriyor? Allah hesabını sorsun. Sizin yani hak ettiğiniz şampiyonluklar bile olmasın artık. Göremeyin. Uzunca bir süre biraz da siz çekin. Yaşattığınızı yaşatmadan ölmeyin. Bu kadar da şey söylüyorum. Avrupa'da var. En geç kaç saniyede karar veriyor? İstatistiği çıkmış arkadaşlar. Ülkenin birinde 36 saniye. Fransa'da 42 saniye. İngiltere'de sanırım 36 saniye. Fransa'da 42 saniye. Almanya'da 43. İtalya'da 49 saniye. Fenerbahçe maçlarında 4 dakika 14 saniye ortalama. Galatasaray maçlarında 43 saniye. O da Fransa'yı yakalamış zaten. Şimdi Fenerbahçe her gün oynadığı oyunun üzerine koyuyor. Bu şampiyonluk için iyi bir şey diyor. Trabzonsporlu Barış yurdu seven. Sözde Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın da Fenerbahçe %100 de yapsa şampiyon olamaz diyor. Yani size bırakıyorum. Burada savunucu arkadaşlar var. Savunucu arkadaşlara ben diyorum ki bakın benim de eleştirdiğim oluyor. Ben Ali Koç'u FETÖ'nün Fenerbahçe'nin içine soktuğu eleman olsam bu kadar yapmazsın diyerek eleştirmiş adamım. Ki bundan dolayı da çok tepki görüyorum ben. Bilginiz olsun çok tepki görüyorum. Hani sen FETÖ'cü demek, FETÖ demek mi istedin? Hayır. FETÖ Fenerbahçe'yi ele geçirse bu kadar zarar veremezdi dedim. Arada sahada bir iki tane şampiyonluk yap, yapardık. Çünkü para oraya aktarılacak diye dedim. Yani eleştirmek ayrı. Düşmanlık ayrı. Bunlarınki düşmanlık. Benimki eleştiri. Yine devam edeyim arkadaşlar. Mesela mesela Sercan Hamzoğlu. Ben Sergen Hamzoğlu'nu takip ederim. Överim de. Bazı arkadaşlar der ki niye övüyorsun? Mesela Serdar Aziz'e Ciku'yu nasıl buluyorsun diye sordum. Çok iyi oyuncu dedi. Ciku'yu överken bile yüzü gülüyordu. İrfan Can olsun, diğerler olsun hepsi çok mutlu diyor. Bakın. Şimdi aynı haberi herhalde Serdar Ali Çelikler yapsa derdi ki Fenerbahçe'de Serdar Aziz gitmeyi kafaya koymuş Cikku'yu övmeye başladı. Yani niyet. İsmail Kartal Samandıra'da oyuncularla birer birer hepsiyle 15'er dakika görüşüyor ve neler yaptığını neler yapması gerektiğini anlatıyor. Oyuncular da bu durumdan memnun diyor Sercan Hamzoğlu. Mustafa Demirtaş metriklere göre Osterwold Osterbolde Osai Samuel'den daha hızlı çıkıyormuş diyor. Ben bunu anlattığım zaman bırak Allah'ını seversen hocam. Pantalın teki falan diyordunuz. Hatta ben size ne dedim? Oster Volde'yi becerip sol stoper yaparsak dünyaya pazarlarız. Dünyanın en iyi sol stoperlerinden biri olur. Hız var. Havadan iyi. Yerden iyi. Ayağına hakim. İkili mücadelelerde gayet iyi. Futbol zekası ve o çizgi savunmasını öğrenmesinde eklerse dünyanın en iyi sol stoperi olabilir. Hadi Rodri meydan herkese. Yine Fenerbahçeli olmayan bir kişinin ifadeleri Uğur Karakullukçu. Fred ve Şimanski muazzamlar adam yiyorlar. Yamyamlık yaptıkları yani yap, yaptıkları yamyamlık diyor. Öyle bir yerleşiyorlar, öyle bir pres yapıyorlar ki rakip takım çıkamıyor, çıkmakta zorlanıyor. Yani bakın şimdi bunlar Fenerbahçe'yi övdüğü zaman ellerine bir şey geçmiyor. Hocam belki de Fenerbahçe'yi överek Fenerbahçeli taraftarların takip etmesini sağlıyordur diye. Serdar Ali Çelikler demişken Şimanski'nin 10 numarada verdiği performans gayet iyi. Şimanski Feyenoord'da ve önceki takımlarda hiç 10 numara oynamamış. Sadece İsmail Kartal onu 10 on numarada kullanıyor. O yüzden Fenerbahçe'ye gelirken skorer olmayan Şimanski, İsmail Kartal'ın takımında skorer hale geldi diyor. Ben araştırıp dakikamı boşuna harcamayacağım. Yani Fenerbahçe'ye gelirken e, Şimanski kaleciydi arkadaşlar. Feyenoord'un kalecisiydi. İsmail Kartal dedi ki, Oğlum ben hacca gittim geldim. Senin gibi bir on numara görmedim. Sen on numara oynamalsın dedi. Kaleciyi on numara yaptı. O yüzden skor erdik. Yaptı. Bir de fakir teselisi var. Serhan Türk diye bir arkadaşımız diyor ki Şimanski Galatasaray'ın transfer listesindeydi ama Fenerbahçelilerin unuttukları bir şey var. Şimanski transfer listesinin ilk sıralarında değildi. O yüzden çalım sayılmaz. Transfer listesinin kaçıncı sırasındaydı ki tesislere kadar gezdirdiniz, teknik direktörle tanıştırdınız, yöneticilerle falan görüştürdünüz hani? Ben onu da merak ediyorum. ya Galatasaray demek yalan demeye doğru gidiyor. Artık Galatasaraylı spor yazarları ne diyorsa yalandır demeye doğru gidiyor iş. Ya bu kadar olmaz. Bu kadar yalan söylemenize gerek yok. Harbi olun delikanlı olun. Evet şöyle bir hatta kıvırın. Diyin ki lan biz daha onların elinden aldık. Onlar da çimaz ki aldı karşılıklı iki çalım falan deyin de en azından zahaya gelecek tepkilerin önünü kapatın. Neyse. Levent Tüzemen. Ah, bir başka Galatasaraylı. Bak. Yalan birilerinin bir tarafına yuva yapmış. Yani O yuvada da e, neler yaşıyor görüyorsunuz. Diyor ki bu arkadaş bu e, Fenerbahçelilere saygısı olmayan arkadaşımız Fenerbahçe çalışanlarına Fenerbahçe'nin bu kadar rahat maçlarını kazanması, 6'da 6 yapması kusura bakmayın futbolun zevkini ve çekişmeyi öldürüyor. Böyle devam edecekse basketboldaki bir playoff sistemine geçilmesi Türk futbol açısından daha sağlıklı olur demiş. Fikri yok. zikri var. Beyni yok. Düşüncesi var. Beyin çalışmıyor. Zeki olduğunu düşünüyor. Aa, şu haberin bir haberi vardı. Böyle bir şeydi de. Aklıma o geldi. Şimdi playoff demişken benim playoff'a dair bazı görüşüm var. Ya bugün biten, az önce biten Trabzonspor Pendik Spor maçını izledim. Keyifsiz, itici bir maç. Pendik Spor o kadar dandik bir hücum hattına sahip ki belki de fark atacağı maçta yenildi Trabzonspor'a. Trabzonspor'da bir o kadar bencil ki, bencil oyuncu var ki belki de fark atacağı maçı zar zor 2-1 kazandı. Hatta ben size daha da komik bir şey söyleyeyim mi? İnanmayacağınız bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'la Pendik Spor arasında maçındaki istatistiği söyleyeyim size gülme krizine girersiniz. Bakın Trabzonspor 2-1 yendi değil mi? Kendi evinde Pendik'i. Topla oynama 37'ye 63. Ama hocam Trabzon 10 kişi kalmış 72'de. 72'den önce daha da kötüydü. Trabzonspor topla oynama 30 falandı. 70'ti pendingi. Ya yani o, o civarda yani oraya yakındı. Toplam şut 11'e 9. isabetli şut 3'e 4. Faul sayısı Trabzonspor 19 faul yaparken 0 sarı kart. Pendik 8 faul yaparken 1 sarı kart ama 7'ye kırmızı karttan dolayı herkes eleştiriyor. Trabzonspor'u. İlginç. Hakem eleştiriyor pardon. Ve ben şunu söyleyeyim. Bu Trabzonspor şampiyonluk yarışında ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın yarı rakibi olamaz. Ben diyorum size bak Adana Demirspor da kaybedecek. E, diğerleri de kaybedecek. İnşallah Galatasaray da puan kaybetin. Fenerbahçe'nin yapması gereken maç maç aralıksız önüne bakacak. Maç maç. Maç maç kazanıp önüne bakacak. Başka çare yok. Şimdi 20 tane takım var. Açık net söyleyeyim. Kimseden de korkum yok. Benim tek korkum Allah'tan. 20 takım bu lige çok fazla. 18 tane bile fazla. Bence ideal bu ligin oynaması gereken sayı 14 takım. Hocam 14, 13, 13, 26 maçta biter lig. Playoff mu istiyorsun? Hayır. Maçlar bir ev sahibi olarak, bir deplasman olarak son 13 maça girerken de tarafsız sahada ortadan ikiye bölünüp yarı yarıya oynatılacak şekilde olacak. Toplam 39 maç. Şampiyon 39. maçlar sonunda belli olacak. Nasıl? 39 hafta fix. Ev sahibi deplasman tarafsız. 3 maç. Ya böyle bir statü yok diye biliyorum ama şu playoff denen saçmalıktan çok daha iyidir. Ee, yani benim düşüncem böyle. Şimdi Sivas Spor sahasında karşılaştı. Hatay 0-0 berabere kaldı. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor Fenerbahçe'nin ardından ligde namalup olan takımlardan biri olarak yoluna devam ediyor. 2 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet. Ee, yolu açık olsun. İnşallah Fenerbahçe maçlarının hepsini kaybeder ama Galatasaray Galatasaray'la Beşiktaş'la Trabzonspor'la bütün maçlarını kazanır inşallah. Beşiktaş demişken Beşiktaş'ta Getson Fernandez, Mert Günok ve Antereviç Konya Spor maçının kamp kadrosunda yer almamış. İnşallah Fenerbahçemiz yarın maçını kazanır da maçın bitiminde bu keyifli maçı da izleriz. Belki de bu maçtan sonra e, canlı yayın yaparız. Bu arada eee Beşiktaş demişken Alexis Beka, Beka Hatırlıyor musunuz? Beşiktaş'ın transfer listesindeki oyuncuydu. Otoyol üzerinde yer alan Magnan Viyadüğü'nde intihara teşebbüs etmiş. Hocam niye Tiner çok mu gelmiyor? Lan ne Tiner? Beşiktaş'a gelmedi bu oyuncu. Beşiktaş'ın listesindeydi. Yalnız oyuncu daha genç. Ha yanlış anlama. 22 yaşında ön libero. Daha 22 yaşında. Hani futbol hayatı bitti gibi bir şey. 6 milyon euro lokomotif zamanında aldı. Nizde 2022'nin Ağustos'unda 12 milyon euroyu almış. Saplanıp çıkmaz bir kazık. Beşiktaş'a 3'e 5'e satacaklardı ama Beşiktaş satın alamadım. Yani geçmiş olsun. Allah şifa versin. Böyle futbolculara. Şimanski demişken aklıma geldi. Yani ee, sizce Şimanski gidecek mi İngiltere Ligi'ne arkadaşlar? Ben Şimanski ve Crespo hakkında konuşacağım şimdiden sonra. Şimdi Liverpool Fenerbahçe'den Şimanski'yi transfer etmek istiyor. Bu Sözcü Gazetesi'nin haberi. Ahmet Ercanlar daha da zekice bir yorum yapıyor. Diyor ki madem Jürgen Klopp Şimanski'yi çok beğeniyor. İsmail Kortal'dan sonra Fenerbahçe'ye gelip Şimanski'yi çalıştırabilir demiş. Yani iddialı bir söz. Arkadaşlar Şimanski konusunda %100 bilgi serbest kalma maddesi yok arkadaşlar. Ya ben 40 milyon euro eklenecek diye biliyordum. Eklenmemiş. %100 teyitli bilgim. Serbest kalma maddesi yok arkadaşlar. 40'a da satabilin. 60'a da satabilin. Size bir şey soracağım. Harbi harbi soruyorum. Bugün satsan kaça satarsın? 1. Bu performansı sürdürsek kaça satarsın? 2. Mantıksal çerçevede de ligin sonunu görüp bir tahminde bulun bakalım. Kaça satılır? 3. Ya da ortalama hocam bence Şimanski şu fiyata gider. Hissi konuşun. Ben bir şey söyleyeyim mi? 40 lafını ben arkasındayım. En az 40'a gider. Hocam Süper Lig'den kimse 40'a gitmedi. İlk olur işte şekerim. Bak Napoli Şimanski radarını almış. Avrupa Ligi mücadelesinde scoutlarını e, gönderecekmiş. Şimanski'nin şöyle bir şey var. Rıdvan Dilmen dedi. Burada tutmak zor. Premier Lig'de La Liga'da her takımda oynayabilir diye. Hocam Şimanski'yi özel kılan ne? Arkadaşlar gelmeden önce ben Hatırlarsanız özellikle anlatan bir video çekmiştim. Orada şunu konuşmuştum. Bir 10 numara, bir 8 numarada oynayamaz. Hani bazen oyundan kopuyor ama pres yapabilen bir oyuncu. 8 de becerikli bir oyuncu. Feyenoord'da 8 oynadığı dönemler var ama 10 numarada daha rahat. Çünkü önde baskı yapabiliyor, takım savunmasına katılabiliyor ve oyundan kopmuyor. Scorer de bir oyuncu demiştim. İnşallah da yanılmadım. Şu an için bir şey yok. Şimanski konusunda. Resmi hiçbir teklif yok. ilgi mektubu yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimanski konusunda size böyle bir müjde vereyim. Hocam ama sezon sonunda kesin gider. Bence de kesin gider. Hocam o zaman bu müjde değil ki. Ev iyi de kardeşim burası han. Biz hancıyız. Futbolcular yolcu. Gelecek, oynayacak, gidecek. Yani olmaz olmaz demeyeceksin. Bunların hepsi yaşanacak. Anladınız mı? Keyif almaya bakın. Ben şunu söyleyeyim. Şimanski'yi velev ki 40'a sattın 50'ye sattın. 2 tane daha Şimanski al. 9'lardan 18 milyon euroya. Hatta 25'e tamamla 3 tane Şimanski al. Seneye de her birini 50'şerden sat. Çünkü Şimanski'yi 40'a satarsan bu kez baremi 40'a çekmiş olursun. Ferdi'yi 40'a satarsan baremi 40'a çekmiş olursun. Bunu da söyleyeyim. Ama Şimanski'nin bir yere gittiği yok. Kulüp satarsa giderim yoksa gitmem diyor. Miguel Crespo. Fenerbahçe Miguel Crespo ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı arkadaşlar. Gerek ya Sabuncuoğlu'nun haberi gerek diğerlerinin haberi. Benim önceden verdiğim haber. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. Bu çocuk yıllık 600 bin euro alıyordu. 600 bin euroyu koydurandan da Allah razı olsun yani. Az buz bir para değil ama yine de Avrupa'ya sıçrayış yapabilmesi için 600 bin euro iyiydi. Yaz döneminde birçok takımla görüştü arkadaşımız ama menajeri arkadaşımız gitmesine izin vermedi. 6,5 milyon euro bonserviste gidecekti. 5,5-5,5 beş buçuk, beş buçuk bonserviste gidecektim. Şimdi biz sözleşme uzatırken sosyal medyaya yansıyan ne oldu? Bir kardeşim 1,5 milyon euroya uzatacak 4 yıllık sözleşme dedi. Reşat'cığım sağ olsun bunu verdi. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yıllık bir eğer uzatıyorsanız malızdır biz. Yani mallaşmaya başlamışızdır. Böyle bir hata yapacağımızı zannetmiyorum. Biz yapsak da Mario Branco yapmaz. Çünkü yıllık 600 bin euro alıyordu oyuncu. Banko oynamıyor. Direkt o ilk 11'in oyuncusu değil. Yani bir uzatıyorsak ciddi sıkıntı vardır. Bak vere vere bir buçuk servis verdik. 600 bin eurodan da 3 yıllık 1.8 para verdik. 3.3 milyon euro. Giderse gitsin, ister Galatasaray'a gitsin, ister Beşiktaş'a gitsin, isterse Fesed'in devre arasında gitsin ama bir buçuğa uzatıyorsak ciddi gerizekalılıktır bu. Kulübe yakın kaynaklarıma sordum, soruşturdum. Birisi 900 bin euro, öbürü de 900 bin euro işte şu kadar oynarsa 1.1'e çıkıyor dedi, öbürü de 1.1 dedi direkt. Sonuç olarak Oynarsa 1.1 milyon euro alacakmış. 600 binden 1.1'e çıkması hakkaniyetli mi? Bunu siz değerlendirin. Yani bunu değerlendirmesini size bırakıyorum. 600 bin eurodan 1.1'e çıkması. Ha sözleşmesinde serbest kalma maddesi olacak. Ben 12 biliyorum. Uçuk duyumcum 16 diyor. Kulübe yakın kaynaklarımdan birisi de 8 milyon euro diyor. Ama ben 12 milyon euro diyebiliyorum serbest kalma maddesini. Fakat 8'e serbest kalma maddesi koyup mesela atıyorum kafadan atıyorum. Ocak 2024'te 8'e gidebilir yoksa 12'ye gidebilir diye bir madde koyuyorsak da bence mantıklıdır. Devre arasında 6 numaranın parasını çıkartırsın. Arkadaşlar yani ben bu videoya başlık olarak ne koyacağımı bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'ye Şimanski müjdesi Crespo skandalı. İşte detaylar yazacağım mesela. Bazı geri zekalı arkadaşlarımız yorum yazıyorlar. Diyorlar ki başlıktaki ile videonun içeriğinin alakası yok diye. Bu geri zekalı arkadaşlara diyorum ki hangi videoyu izliyorsanız hangi başlığa bakıyorsanız sonuna kadar izleyin. En sonunda deyin ki arkadaş sen başlıkta şunu söyledin. Hani başlığa yakın şurada konuştun ama geçmedi deyin diyebiliyorsanız ben de size plaket göndereyim. Aksi takdirde basıp engeli geçiyorum. Ya ne demek başlıktakine içeriğin alakası yok. Ah. Kim konusunda müjdeyi verdi mi size? Hiçbir yere gitmiyor. Devre arasında da gitmiyor. Anca sezon sonunda gidecek. Giderse o da. O da zaten giderse müjde olarak gidecek. 40-45 milyon eurolar falan diyorum. Yani 40 milyon euroya bir futbolcumu satmak benim için müjdedir. Gitmemesi müjdedir. Oynaması müjdedir. Şimdi gitmemesi müjdedir. Falan filan bak. 2-3 tane müjde var aslında. Crespo skandalı eğer 600 bin olan Crespo'ya 1.5 veriyorsak duyumcu arkadaşın dediği gibi büyük skandaldır bu. Ama 1, 900 bin euro garanti oynarsa 200 bin euro daha 1.1 milyon euro artı serbest kalmam bedeli Ocak'ta giderse 8 sonra giderse 12 ise bu da benim için çok iyi bir olaydır. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sabaha 52 bini zaten geçelim. Ama maç saatine kadar 52.100 mi olduk? 1-0 kazanırız. 52.200 mi olduk? 2-0 kazanırız. 52.300 mi olduk? 3-0 kazanırız. Bakalım ne kadar olacağız. Sizlerden destek bekliyorum. Görüşmek üzere.